arıcılık şöyle bir şey. Bizim Zara'da öyle fazla iş yok yani, erkek işi yok. O yüzden ne eşim de yurt dışına gidiyordu sürekli. Ne iş yapalım dedim eşim gitmesin diye. Ben de arıcılık yapalım dedim. Daha önce dedemde de görmüştüm arıcılığı. Tabii bir bilgim yoktu yalnız. Sadece görmüştüm. İlk 20 arıyla başladık. Ama başlarken hiç arının aslını bilmiyoruz. Yani nasıl yapılacağını. O zaman hiçbir tecrübemiz yok. Yapa yapa işte 25 yıl geçirdik eşimle beraber. Hiç gurbete gitmeden 25 yıl geçirdik. Çocuklarımız daha, bir çocuğum vardı o zaman. Daha sonra iki çocuk daha oldu. Onlarla beraber geliyorduk işte. Çocuklar da getiriyordum. Eşimle beraber 25 yıl yaptıktan sonra bir kadın olarak ayaklarımın üzerinde durmak için, bir de kadınlara örnek olmak için, bir de bütün tecrübelerimi aktarmak için eşime bir gün dedim ki ben işletmemi ayırıyorum dedim. İşletmemi, o da tamam ben sana güveniyorum dedi. Sağ olsun destek oldu bana. O desteği vermeseydi, gücü vermeseydi yapamayacaktım. Ama beni karıştırma dedi işe. Tamam dedim, ben hiç eşimi karıştırmadım işime. Her işimi kendim yaparım. Alışverişimi, arabamı kendim kullanırım, kendim gelirim. Yani her işimi kendim yapıyorum. Hiç eşimi işime karıştırmıyorum. Beydağın bir yüzünde o, öbür yüzünde ben. Sabah kalkıyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz. Herkes kendi işine gidiyor. Akşam eve gidiyoruz. Ya şöyle bir tepki oldu. Neden ayırmışsınız? Bir evde ayrımcılık olur mu? İşte siz karı koca değil misiniz diye bir tepki geldi. Tabii buna en çok eşim cevap verdi. Dedi ki düşünün bir işletmeyi, işte bir şirketi ikiye ayırmışız. Birisine eşim geçmiş, birisine ben geçmişim dedi. Eşime güveniyorum dedi. Ben biraz taktım aslında. O eşim dedi ki boş ver, takma, sen işine bak dedi. Yani biraz tepki geldi. Bir de işte bütçe ayrı olur mu falan diye de şey yaptılar. Bütçeyi de şu yüzden ayırdım. Eşim dedi ki sen madem ki işini yapıyorsun, istediğin ne alıyorsan kendi çalıştığınla al dedi. Ne almak istiyorsan. Şimdi çok yapan kadınlar var. Şöyle var, eşleriyle beraber yapıyor. Yani yardımcı. Ben mesela kardeşimin hanımı da yapıyor. Bir kardeşim de hem ana arı üretiyor hem yapıyor. Eşleriyle beraber. Sadece bu bölgede ben ayrı. Benim işletmem ayrı. Ben yalnız yapıyorum. 400 tane kovanım var. 400 de ana kutum var. Ben ana arı da üretiyorum kraliçe. Bu yıl mesela bahardan bu yana 1500 ana arı üretmişim. Hem ticaretini yapıyorum hem kendi arılarım için üretiyorum. Birinci ayda Mersin'e götürüyoruz. Biz gezginci arıcıyız. Oraya götürüyoruz. Beşinci aya kadar Mersin'de gelişimini sağlıyoruz. Bölüyoruz. Ölenlerin yerini dolduruyoruz. Satıyoruz. Bir daha bölüyoruz. Ondan sonra geliştirdikten sonra buranın mevsimi gelmemişse, soğuksa, çünkü Sivaslımız soğuk biliyorsunuz. Ara mevsim yapıyoruz. Yani Tokat'a ya Amasya bir aylığına götürüyoruz. Bir ay da orada konaklıyoruz. Ondan sonra buranın baharı başlayınca buraya getiriyoruz işte. Balı hazırlıyoruz. Yani tam balı sıkı zamanda getiriyoruz ki güzel ballar gelsin. Hiç bizim sahibimiz yok. Yani arıcı ne yapıyor, nasıl ediyor, balı nasıl satıyor. Tamam biz çalışıyoruz, elimizde geleni yapıyoruz, bilgimiz çok. Fakat balı aldıktan sonra satamıyoruz. Niçin satamıyoruz? Toptancı geliyor. Bu Sivas'ın bölgesinde bir iki tane toptancı var. İşte söz birliği yapıyor. Mesela birlik maliyetine 70 lira koyuyor. Diyor ki bir kilo balı maliyeti 70 lira ama toptancı geliyor bizde 60-70 lirada bal almak istiyor. Diyor ki işte mesela şöyle düşünüyor diyor. Arıcı darda yani. Bütün masraf etmiş işte, taşımış, kamyon parasıymış, ilaç parasıymış, çıtasıymış, mumuymuş, işte çok masraf anlatmakla bitmiyor. Diyor zaten darda, ben giderim bu teklifi verirse mecburi kalıp verirler. Yani verenler de çok ama ben iki yıldır direniyorum, vermedim. Balım elimde kaldı yani. Bal şu an elimde. İlk önce sahte balları kaldırması lazım. Çünkü raflarda bir sürü sahte bal var. Hiç arı yüzü görmeyen fabrikasyon ballar var. Bunu devletimiz bir el atması gerekiyor. Bunları takip etmesi gerekiyor. Bütün büyük marketlerde sahte ballar satılıyor. Yani bunu devlet de biliyor, herkes de biliyor yani. Onlar zaten bizim ürettiğimiz ballar, Türkiye genelinde üretilen ballar bir kere Türkiye'ye yetmez. Ama niçin ballar elimizde kalıyor? Sahte bal çok olduğu için.
Ondan ucuz verdikleri için, insanların da alım gücü olmadığı için ucuz bal neredeyse gidip onu alıyor. Bizim ballarımız elimizde kalıyor. Burada keki, keven, bin bir çeşit, daha bir ay önce gelseydiniz buranın çiçeklerini görürdünüz. Çok güzel çiçekler var burada. Doğamız çok zengin. Onun için zara balı çok kıymetlidir. Zaramızın balı. Zaten onun patentini de aldı yani, güzel zaranın balını. Yani buranın balı çok meşhur.